Herkese merhaba. Bugün sizlerle ülkemizde en çok satılan akıllı süpürge modellerinden olan Xiaomi Mi Vacuum Pro'nun uzun süreli kullanıcı deneyimini paylaşacağım. Bu videoyu sadece kullanıcı deneyimlerimi paylaşacağım bir şekilde çekeceğim. Yani kutu açılışı, kutusundan çıkan ıvırını zıvırlarına pek değinmeyeceğim. Bununla alakalı zaten YouTube'da ve diğer platformlarda başka arkadaşların gayet detaylı videolarını bulabilirsiniz. Ben sizlerle burada dediğim gibi gerçek kullanıcı deneyimini paylaşacağım. İlk önce süpürgemizi kısaca bir tanıyalım. Arkadaşlar Mi Vacuum Pro'nun diğer Xiaomi modellerinde olan mi Vakum Essential ve Mi Vakum Mob'dan en büyük ayırıcı özelliği bu yukarı üstünde görmüş olduğunuz lazer sensör. Bu lazer sensör ne işe yarıyor derseniz bu lazer sensör ortamı daha hızlı tanımlaması, daha hızlı navigasyonu çıkartmasına yarıyor ve gerçek zamanlı haritalandırmayı diğer modellerden daha hızlı yapmasını sağlıyor. Onun dışında üstünde herhangi bir e, ekstra bir özellik yok. Görmüş olduğunuz gibi iki tane tuşumuz var. Burada Açma-kapama tuşumuz üst-alttaki, üstteki de standına dönmesini sağlayan tuş. Hemen altına geçelim. Altına geçtiğimizde ise burada görmüş olduğunuz gibi bir süpürme fırçası, süpürgenin toplama kısmı. Burada da mop bezi bulunuyor. Bunlar son derece kolay çıkartılıp takılabilen ekipmanlar. Fırçayı hemen böyle kenarından çektiğiniz zaman. Çok kolay dedik. Bana inat yapıyor şu anda. <laughs> çok kolay çıkartıp takılabiliyor. Ayretten de değilmeyeceğim dedim ama kutunun içerisinde bir tane daha yedek fırçası bulunuyor. Burası ise süpürgenin toplama kısmı. Bu ekipman da çok kolay çıkıyor. Ve tekrar yerine takılabiliyor. Yani temizlikler bittikten sonra Dilerseniz her temizlikten sonra Dilerseniz de haftada bir Bunları değiştirebilirsiniz Mop bölümü ise bu şekilde ayrılabiliyor Bildiğiniz gibi bu modellerin Hem süpürme hem de mop yapma Aynı anda yapma özellikleri var Altı bu şekilde Üst kapağını açtığımızda ise Burada Su haznesi ve toz Bölümünün bulunduğu kısım var. İçerisinden de sadece toz torbasının olduğu kısımda çıkıyor. Ama ben mopla beraber kullandığımdan genellikle bu hazneyi kullanmayı istiyorum. Kullanıyorum. Bu hazneyi çıkarttığınız zaman köşesinde şöyle göstereyim sizlere. Buradan su dolumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani şam'inin dediğine göre içerisine hani herhangi bir kimyasal koymamızı istemiyorlar. Daha doğrusu önermiyorlar. Biz de e, genellikle e, elma sirkesi, üzüm sirkesi ile e, su ile seyreltip içerisine o şekilde koyuyoruz. Ve çok da başarılı bir iş çıkardığını söylemem gerekiyor. E, almadan önce sizlere şunu paylaşmak isterim. Şöyle yerine koyalım. Gördüğünüz gibi cihazın e, Türkçe konuşma özelliği de var. Almadan önce çok fazla e, ön yargılarım vardı. Bir çeşit para tuzağı olarak görüyordum açıkçası ben bunları. Ama eşimin ısrarlarına dayanamayıp aldım ve iyi ki de almışım diyorum. Yani şimdi biz erkekler böyle ev işlerini yapacak şeyleri çok fazla para harcamayı sevmeyiz ama gerçekten e, hem size hem eşinizi ev süpürmeliğin ameliliğinden %90 oranında kurtarıyor. Yani nasıl ki yani her iki günde bir süpürge çalıştıracağınıza gerçekten hani ayda bir ve bu sayıyı düşürebilirsiniz. İlk süpürme performansından sonra içinden çıkan toza gerçekten ben inanamadım. Hani gerçekten inanamadım yani çok ciddi miktarda e, faydalı olduğunu düşünüyorum süpürme şeyinin mop moduna gelirsek de e, çok ciddi bir tabii ki villa da performansı beklememek lazım ama hem süpürüp hem de ardından hemen silmesi tabii ki e, bir miktar faydalı. Ama süpürmedeki performansı mop modundan alacağımı aldığımı sizlere söyleyemem. Ama süpürme için gerçekten başarılı. Özellikle evinde hani evcil hayvan besleyen ve almak isteyen kullanıcılar varsa şiddetle tavsiye ederim. İsterseniz şimdi videonun ikinci bölümünde cihazın uygulamasını kullanımını anlatayım. Arkadaşlar cihazın kullanabilmemiz için ilk önce telefonlarımıza Mi Home uygulamasını kurmamız lazım. Gerçekten hani kullanımı ve yazılımı çok hem kullanım çok basit hem de yazılımı çok başarılı bir program. Burada ilk önce cihazımızı e, telefonumuza tanıtmamız lazım. O işlemi geçince e, zaten hemen Miom uygulamasını çıktın, açtığınızda bağlı cihazlarınız gözüküyor. Ben de şu anda sadece bu akıllı süpürge olduğundan dolayı cihazlar sekmesi altında cihazımızı görüyoruz. Burada kişisel değiştirme bir miktar imkan tanıdığından <laughs> biz cihazımızın adına aslan parçası koyduk. Çünkü gerçekten evimiz için bir aslan parçası uygulamanın devamında cihazı seçtiğinizde daha önceden yapmış olduğunuz, kurmuş olduğunuz haritalar ortaya çıkacak. Hemen bir saniye. Görmüş olduğunuz gibi benim evimin haritalandırmasını cihazımız yapmış yapmış bulunuyor. Burada işte salon, mutfak, giriş, hol, banyo, yatak odası, arka oda şeklinde evin bütün alanlarını, süpürülebilecek bütün yerlerini cihaz kendisi haritalandırdı. Yani cihazın, şey, haritanın üzerinde görmüş olduğunuz kesikli siyah çizgiler ise cihazın e, engel olarak tanımladığı alanlar. Buraların etrafından özellikle koltukların altındaki destek ayakların etrafında bizzat e, hiç süpürülmedik yer bırakmayacak şekilde dönerek gayet güzel bir şekilde süpürüyor. İsterseniz menüsüyle devam edelim. Şimdi burada menüsünü açtığımız zaman burada cihazla alakalı çeşitli ayarlamaları yapabileceğimiz yer geliyor. Burada nedir? En yukarıda temizlik geçmişi. Burada cihazın daha önce çalıştırdığınız zamanlarda kaç metrekare alanı süpürdüğü ve ne kadar süpürdüğü ile alakalı bilgileri alıyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Planlanmış temizlik. Burada siz günlük olarak cihazı otomatik temizlik ayarını yapabiliyorsunuz nasıl ki artı eklediğimiz zaman bir kez mi? tekrarlama her gün mü yoksa sadece bu seferlik mi dediğinizde onun seçimini planlanmış saati seçebiliyorsunuz ne yapmasını istiyorsun cihazın sadece süpürge mi süpürge paspas mı yoksa sadece paspas mı bunu planlayabilirsiniz emiş gücü arkadaşlar burada sessiz Standart, orta ve turbo. Burada turbo modunu aldığınızda gerçekten e, cihazın çekişi hissedilir miktarda artıyor. Ama bu tabii ki pil ömrüne e, negatif olarak yansıyor. Bunu siz seçebilirsiniz. Temizleme aralığı. Burada der temizleme aralığında ise e, temizlemek istediğiniz alanları belirliyorsunuz. Yani açıkçası şu anda cihaz kendi olduğu yeri zaten biliyor. Ben burada eğer sadece yatak odasını seçersem ne yapacak? Bugün saat 2.37'de Sadece gidecek yatak odası temizleyecek veya da bütün evi seçebilirsiniz. Bu şekilde evinizin temizliğini, düzen temizliğini planlayabilirsiniz. İkinci temizlik burada bunu seçtiğiniz zaman o temizliği yaptığı zaman eğer cihazın şarjı varsa baştan tekrar bir temizlik yapıyor. Hani bu misafirlerimiz geleceği zaman, akrabalarınız geleceği zaman köşe bucak temizlik modu olarak nitelendiriyoruz biz. Bu DND modunu hiç kullanmadım. Ses açık kapalı. Şimdi arkadaşlar burada sesin açık kapalı derseniz hani cihaz burada pili bittiğinde veyahut da şarj istasyonuna döndüğünde size uyarı veriyor. Bu uyarıları kapatabilirsiniz. Ses düzeyi burada hani konuşma ses düzeyini ayarlıyorsunuz. Hani ben %100 şey yaptım. Ses ayarı sekmesine girersek de burada cihazın e, üzerinde yüklü olan diller geliyor. Ben tabii ki Türkçeyi seçtim ve gayet akıcı güzel bir e, tonlamayla konuşuyor. Gayet anlaşılabilir. Harita yanımsa arkadaşlar bu ee, nasıl söyleyeyim size? Temizliği yaptığınız yerde eğer sizin eviniz mi? Veyahut da hani bazen sadece bir seferlik temizliğiniz yere cihazı götür bırakabilirsiniz. Bu o mod için geçerli. Eğer kendi evinizse haritayı sürekli tanımasını istiyorsanız harita yanımsa seçmesini açık bırakmanız gerekiyor. Alan düzenleyici. Arkadaşlar burada alan düzenleyiciye girdiğimiz zaman Aşağıda gördüğünüz gibi birleştir, böl ve yeniden adlandır. Burada birleştir derseniz mesela ben birleştir sekmesini seçersem burada salon ve girişi mesela evin girişini birleştirebilirim. Yani orayı tek bir odaymış gibi algılar. Böl dersek mesela salonu ortadan ikiye bölersem salonu iki oda şeklinde algılar. Yani sanal duvar gibi şey yapalım. O şekilde olur. Yeniden adlandır demek de o bölmenin adını tekrardan değiştirmek anlamına geliyor. Haritayı sıfırla dediğimiz zaman hafızasındaki haritasını sıfırlıyor. yani gerçekten cihazın kullanımı son derece basit. Son olarak burada modlar bölümü var. Şimdi burada süpürge modu, süpürge paspas modu ve paspas modu. Ne yapacaksınız onu seçiyorsunuz temizliğinizde. Ben genellikle süpürge modunda başlatırım. Süp burada süpürmenin kuvvetine yani sessiz, standart, orta, turbo şeklinde ayarlayabilirsiniz. Turbo mod deyip başlat dediğimde Cihaz e, seçtiğiniz alanda veya da tüm evde temizliğine başlıyor ve temizliği bitirdiğinde tekrar yerine dönüyor. Eğer içerisindeki pil temizliği bitirmeden e, tükenmişse kendisi şarj istasyonuna tekrar <Sessizlik> geri dönüyor. Pilini yeterli düzeye çıkarttıktan sonra tekrardan kaldığı yerden devam etmek üzere en son temizlediği yere geri dönüyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Yani her gün evin temizliğini, her gün yer temizliği, yüzey temizliğini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Gerçekten büyük bir konfor. Süpürge ve paspas modunu seçersek hem süpürge hem de paspas yaptığım mod daha önceden dediğim gibi. Buradaki su düzeyi de e, na, nasıl bir mop yapmasını istiyorsunuz? Yani sadece hafif bir üzerinden mi silsin yoksa yüksek yoğunlukta yere sıvın bırakması istiyorsunuz? Buradan onları seçip ayarlayabileceğiniz kısım. E, bu son bir kez daha bu cihazı ben e, malum sitelerin indirimlerinden almadım. E, Türkiye garantili bir, Türkiye Xiaomi garantili bir cihaz. E, Xiaomi'nin kendi Mi Store'undan yaklaşık 3.250 lira civarını aldım. Zaten malum sitelerde de indirimle beraber 3.150 lira civarlarında yani 100 lira daha pahalıya aldım ama Xiaomi'nin kendi Türkiye garantisi var. Yani muhatabım cihazın başına bir şey gelirse Xiaomi. Buna da ek bilgi olarak vermek istedim. Cihazla ilgili başka sorularınız olursa videonun altına belirtebilirsiniz. Ee, umarım bu videom sizin cihazı tanımanız hakkında e, yardımcı olmuştur. Biz dediğimiz gibi bu cihazdan çok memnunuz. Ee, en büyük handikabına değinmek istiyorum. Yani diğer modellerine kıyasla. Arkadaşlar bu bu temiz bu ürünlerde nasıl söyleyeyim size Mop Pro giriş düzeyiyle düzeyi ile üst düzey arasına konumlandırılmış bir cihaz. Yani giriş düzeylerinde olmayan lazer mekanizması, lazer ortam algılaması bunda mevcut. Ama üst donanımlardaki donanımların da üst versiyonlardaki donanımda bazıları bunda yok. Bunun en büyük handikabı o en başta videonun başına söylemiş olduğum gibi ortam algılama lazer sensörü. Bu yaklaşık 1 cm daha yükseklik kattığından dolayı cihazın eğer koltuklarınızın altlarına e, alçaksa bir handikap oluşturabilir. Ama benim gibi yüksek e, koltuk kullanıyorsanız bu herhangi bir handikap sizler için oluşturmayacaktır. Bir son bir iki, son olarak da pil sağlığına da değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlar benim hem yaklaşık 102 metrekare ve orta modda yani orta çekiş gücünde evi yaklaşık iki kere aralıksız süpürebiliyor. Yani turbo moda çıkartırsam da bir kere rahat şekilde süpürebiliyor. Yani eğer 150-160 metrekareden daha büyük evleriniz varsa pilleri daha kuvvetli olan, yani üst versiyonları değerlendirmenizde sizin için fayda var. Çünkü bir seferde turbo modda evin süpürmesi sıkıntı olabilir. Ama gelir benim için önemli değil, şarja dönsün tekrar geri dönsün derseniz o da sorun değil, anlattığım gibi pil azaldığında istasyona kendisi geri dönüyor. Pili dolduktan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her kendinize iyi bakın. İyi günler.